Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ASP.NET Core 5.0 MVC mimarisinde validation yapılanmalarını biraz daha açacağız. Server'da tanımladığımız validasyonların client'a nasıl taşındığını ve client tabanlı bu validasyonların nasıl sağlandığını ele alıyor olacağız. Önceki dersimizde hatırlarsanız ve ondan öncekinde de biz data annotations'larla yahut fluent validation dediğimiz kütüphane ile validasyonların backend'de nasıl alındığını göstermiştik, ele almıştık. Bu dersimizde ise backend'de alınan validasyonlar hangi yöntem olursa olsun, isterse fluent validation olsun, ister data annotations olsun, isterseniz de metadata olsun. Fark etmiyor. Backend'de sağladığınız validasyonları client'ta tekrar yazmaya gerek kalmaksızın nasıl oraya taşıyıp client tabanlı validasyonların uygulanabildiğini bu dersimizde inceliyor olacağız. Şimdi dersimizdeki ihtiyacımızı şöyle hissedelim öncelikle, mevzuya girmeden önce. Biz şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda client tabanlı bir validasyon uyguladık mı? Hayır. Client tabanlı validasyonu uygulamadan hemen şöyle bir gelip validasyonel operasyonda ne şekilde bir davranış sergileniyor onu inceleyelim. Şimdi ben validasyon uygulanan formumda, modulumda gelecek olan verilerin formata uygun olmadığı durumu canlandırırsam, görüldüğü üzere arkadaşlar product name'i girmiyorum, quantity'yi girmiyorum, e-mail'i de formata uygun olmayacak şekilde gönderiyorum. Bakın burada postu gönderdiğimizde server öncelikle bu postu alıyor. Biz server'da bu validasyonu gerçekleştiriyoruz. Eğer ki doğrulanmıyorsa client'e yeniden mesajları gönderip uyarıda bulunuyoruz. Şimdi benim burada da bir validasyonum olsaydı eğer bu istek gelmeden önce burada kullanıcıyı uyarabilirdim. Bu neye yarayacaktı? Bir, server'daki maliyeti düşürecekti. Çünkü server'da önceden burada uyarılacağından dolayı doğru veriler gelene kadar server'da zaten biz ekstradan validasyon işlemlerini yapmak zorunda kalmayacaktık. İkincisi, kullanıcı açısından da bu bir zahmet. Nihayetinde kullanıcı yapmış olduğu işlemlerde gidecek gelecek, ondan sonra fark edecek yanlışlarını. Dolayısıyla kullanıcı dostu bir arayüzün kullanıcıdan beklediği verileri hızlı bir şekilde kullanıcıya söylemesi lazım. Velhasıl arkadaşlar client tabanlı validasyonlar olmazsa olmaz diyebiliriz. Şimdi peki ben burada client tabanlı validasyonları nasıl alacağım? Client tabanlı validasyonlar İsterseniz manuel bir şekilde alabilirsiniz. Yani sen gelirsin jQuery ile, JavaScript ile ya da farklı kütüphanelerle buradaki mantığa uygun, backend'deki mantığa uygun validasyonları birebir burada da uygulayabilirsin. Ama şimdi biz yazılımcıyız. Şimdi yazılımcı dediğin nedir? Yönetilebilir kodlar yazmaktadır, değil mi yazılımcı dediğiniz? Yani sen validasyon uygulayacaksan eğer bu validasyon kodlarını bir yerde bir kereye mahsus yazdın. Nerede yazdın? Sunucuda yazdın. Bir daha gelip de client'ta bunları tekrarlı bir şekilde yazmaktansa sunucudakileri, yazılmış haldekileri client'ı render ederken nasıl buraya taşıyabilirim bunu düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bunu biz düşünürken gerekli mimariyi oluşturmamız yerine Microsoft tarafından bununla ilgili gerekli kütüphaneler oluşturulmuş. Bize sunulmuştur. Sizin tek yapmanız gereken bu kütüphaneleri kullanmaktır. Yani demek istediğim o ki client'ta ekstradan validasyon kodları yazıp kodunuzu kirletmenize gerek yok. Server'da, backend'de oluşturmuş olduğunuz validation kodlarını birazdan sizlere anlatacağım kütüphanelerle hızlı bir şekilde hiçbir koda gerek kalmaksızın client'a taşıyabilir ve client üzerinde Ajax tabanlı validation işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıyetten bu yöntem sayesinde arkadaşlar her iki tarafta da ayrı ayrı çalışmayacağınızdan dolayı ortak bir noktadan validasyonlar çekileceğinden dolayı tutarlı ve esnek geliştirilebilir bir validasyonel çalışma oluşturmuş olacaksınız. Evet, şimdi dersimizin mahiyetinde arkadaşlar validasyonlar gene server'da tanımlanacak. Tanımlanan bu validasyonları client'ta tekrardan yazmaya gerek kalmaksızın nasıl taşıyabildiğimizi inceleyeceğiz. Bu işlemi yapabilmek için arkadaşlar 3 tane kütüphane oluşturacağız. Kütüphane kullanacağız. Bu kütüphanelerimiz jQuery kütüphaneleri. Birincisi normal jQuery kütüphanesi olacak. Diğer iki kütüphaneyi çalıştırabilmek için. İkincisi arkadaşlar jQuery validate dediğimiz doğrulamayı, client tabanlı doğrulamayı yapacak olan kütüphanemiz, bunu da yüklememiz gerekecek. Üçüncüsü ise işte bu iş için Microsoft tarafından geliştirilmiş ve sunucudaki validasyonları client'a taşıyabilmek için bizlere yardımcı olacak olan jQuery Validation Unobtrusive dediğimiz bir kütüphane. Bu üç kütüphaneyi kullanarak arkadaşlar ekstradan client'ta kod yazmaya gerek kalmaksızın validasyonlarımızın hepsini client tabanlı uygulayabilmekteyiz. Peki nasıl yükleyeceğim ben bunları? Visual Studio'daki arkadaşlar client side dediğimiz eklentiyi kullanarak bu harici UI tabanlı
kütüphanelere yükleyeceğim. Peki nasıl yükleyeceğiz? Sağ tıkladım bakın. Add dedim. Görüldüğü üzere Client Side Library diyor. Bu sekme sayesinde biz UI tabanlı kütüphanelerin hepsini yükleyebiliyoruz. Ya da ne yapıyorsun? Sen gidip internetten bunları ilgili kaynaklarından bulup tek tek uygulamaya da yükleyebilirsin. Ölme eşeğe ölme. Hiç gerek yok ona. Gelip buradan sen tek seferde de örneğin jQuery mi yükleyeceksin? jQuery yazıyorsun. İlgili jQuery'nin en son sürümünü buluyor ve sana bunu hangi dosyalarıyla beraber yükleyeceğini gösteriyor. Install dediğinde de ilgili dizine yükleyecektir. Tabi burada ekstradan bilmemiz gereken nokta şu. Şimdi biz jQuery kütüphaneleri olsun, CSS kütüphaneleri olsun bunları arkadaşlar öyle bodoslama ASP.NET Core mimarisinde herhangi bir yere yüklemeyiz. Bunları yükleyeceksek ileride size kritiklerini yapacağım, detayını anlatacağım. www root dizinin içerisine yüklememiz gerekiyor. Hocam başka bir yere yüklesek olmuyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Tamam, bunun bir nedeni var. Statik dosya yapılanmasını ben size ileride anlattığımda neden harici kütüphanelerini www root dizinine atılması gerektiğini orada konuşacağız. Tamam, şimdilik bilmenizi istediğim nokta şu. jQuery mi yüklüyorsun? CSS dosyası mı oluşturuyorsun? Image dosyalarına mı ihtiyacın var? Bunların hepsini bu isimdeki dosyaya koyman gerekiyor. Şimdilik bunu bil, ezbere bil. Ben ileride sana bunun mantığını anlatacağım. Hatta bak, ben bu klasörü oluştururken ismini bu şekilde veriyorsam eğer, oluşturduğum anda ikonu değişti görüldüğü üzere. Bunun neden olduğunu anlatacağım size. Bu özel bir klasör. Tamam. İkincisi arkadaşlar, eğer ki ben JavaScript, CSS vesaire bunları kullanıyorsam, nasıl ki bu klasöre koyuyorum ya bunu. Yapmam gereken bir de ikinci hamle daha var. Bu klasöre erişebilmek için senin gelip uygulamada use static files middleware'ini çağırman gerekiyor. Zaten sen çağırmasan da boş ya da dolu fark etmiyor. ASP.NET Core MVC uygulamalarında bu middleware otomatik gelecektir. Senin şunu kullanabilmen için şu middleware'e ihtiyacın var. Hocam bunun mantığı nedir? Bunu ileride anlatacağım. Tamam, bu kritik bir konumuz olacak. Çünkü genellikle statik dosya yapılanmasını kullanabilmek nasıl kullanılabildiği anlatılır ama neden böyle bir yapılanma ortaya çıkmış? Bunun hangi güvenlik açıklarını ortadan kaldırıyor? Bunların hepsine ileride değineceğim arkadaşlar. İleride dediğimde böyle aylar sonra değil, yakın zamanda, yani bu planlamaya dahil edilen bir konudur. Nihayetinde belki yarın, belki yarından da yakın ama şimdi değil. Tamam. Seriyi devam ettirin. İlgili konuya geldiğimizde bunu daha net anlamış olacaksınız. Şimdilik kullanmak bizim için yeterli olacaktır. Velhasıl ben bu dizinin içerisine arkadaşlar ilgili JavaScript dosyalarımı yüklemek istiyorum. Sağ tıkladım. Add dedim. Bakın Client Side Library'yi tıklıyorum. Şimdi buradan nelere yükleyeceğiz? 1. Allah'ın emri jQuery'yi yüklüyoruz. jQuery'yi yüklüyoruz. Şöyle gelelim. Tabi jQuery yazabilirsek eğer. jQuery dedim arkadaşlar. En sonuncu sürümünü buldu. Install dedim. Birincisi jQuery'yi yükledik. Şu anda kendisi zaten indiriyor. Evet, görüldüğü üzere jQuery geldi. İkinciye gelirsek arkadaşlar. Şöyle. Tabi önceden şu kütüphanelerin gelmesinin sebebi de ben önceden bu çalışmayı yapmıştım. Ondan dolayı gelmiş olabilir. Ben nasıl yüklendiğini bu kütüphanelerin göstereceğim arkadaşlar. Yüklememiz gereken bir diğer kütüphanemiz jQuery Validate kütüphanesi. İlgili kütüphaneyi de yüklüyoruz. Ve üçüncü kütüphanemiz arkadaşlar yine jQuery Validation on Obtrusive dediğimiz, niye gelmedi? Şöyle mi yazmam lazım? Evet, şu kütüphaneyi yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kütüphaneleri yükledikten sonra yapmamız gereken, client tabanlı validasyon operasyonu için yapmamız gereken tek bir işlem var. Nerede client tabanlı validation yapacaksanız bu kütüphaneleri ilgili view'de kaynak olarak göstermek. Ben create product'ta şurada client tabanlı validasyon mu yapacağım? Yapmam gereken işlem o zaman arkadaşlar buraya bu kütüphaneleri referans olarak göstermek. Hemen bunların min dosyalarını alıyorum. Şu şekilde uygulamaya yerleştiriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, öncelikle jQuery kütüphanesini referans ederseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet, bu şekilde bu sıralamada bu kütüphaneleri uygulamamıza yüklediğimizde artık mimari senin ekstradan kod yazmana gerek kalmaksızın server'daki validation'ları direkt buraya taşıyacak ve client tabanlı validasyon işlemlerini yapmanı sağlayacaktır. Yani bakın, normalde bu kütüphane, keza şu kütüphane Microsoft tarafından oluşturuldu arkadaşlar. Bu kütüphane olmasaydı bu işlemi benim senin yapman gerekecekti. Ama var olan bir şeyi kullanmakta sakınca yok. Olmadığı zaman da nasıl oluşturacağımızı, bunları da ilgili noktalarda temas ediyor olacağız.
Şimdi bu kütüphaneleri bu şekilde kullandıktan sonra uygulamamızı çalıştıralım. Bakalım ne şekilde bize katkıda bulunuyor. Evet, şu anda kütüphanelerimizi yükledikten sonra uygulamayı çalıştırdık. Şöyle backend'imizi de bir açalım. Bakalım buraya bir breakpoint gelecek mi? Şimdi arkadaşlar, yapısal olarak bu kütüphaneleri kullandıysam artık mimaride gelen input nesnelerimize ilgili validasyonlar otomatik yüklenmiş olması gerekiyor. Bakın, dikkat ederseniz belirli required'lar olsun, yani validasyonların hepsi hızlı bir şekilde input nesnelerimize yüklenmiş ve ayrıyetten yüklenen bu validasyonlar hızlı bir şekilde birazdan bize client tabanlı sonuç gösterecek. Senin burada yapman gereken işlem sadece byte mekanizmasını kullanmak. Byte mekanizmasını kullanarak şu kütüphaneleri kullandığında, byte mekanizmasını da kullanıyorsan, gerekli hata mesajları client tabanlı şu şekilde çalışacaktır. Bak, hemen controller'ı şöyle açalım. Client'a da geleyim. Gönder diyorum. Herhangi bir istek server'a gelmedi. Direkt client tabanlı anlık dinamik bir şekilde sana sonucu gösterdi. İşte bunu yapmanı sağlayan kütüphaneler bu kütüphanelerdir. Bu kütüphaneleri kaldırırız, istek gelecek. Yok, eğer kaldırmazsan, bu şekilde kullanırsan istek client tabanlı sağlanmış olacaktır. Peki hocam, ben burada işte verileri giriyorum. Bak, hemen kendiliğinden gitti, gördünüz mü? Ekstradan bir istek yapmana gerek yok. Client tabanlı her şey. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ya da e-mail boş olamaz diyor. Bak, e-maili doğru formatta girmiyorsan lütfen doğru bir e-mail giriniz diyor ve dinamik bir şekilde bunu yapıyor. Arkadaşlar, unobtrusive dediğimiz bu kütüphaneler, bu kütüphane ve diğer kütüphaneler sayesinde veri modellerinin validasyonlarını, doğrulamalarını kodu kirletmeksizin istemci tarafına uygulamamızı sağlamakta. Dolayısıyla yeri gelecek client tabanlı validasyonları hızlı bir şekilde, dinamik bir şekilde kodu kirletmeksizin uygulamanız gerekirse, bu kütüphaneleri uygulamanıza direkt referans göstermeniz yeterli olacaktır. Peki hocam, her çalışmada bu kütüphaneler işlem yapar mı? Tabii ki de hayır. Şöyle, yani bu kütüphanelerin çalışmasını uygun bir şekilde sistemi inşa ederseniz o zaman yapar, ama MVC'deki binding mekanizması üzerinden hızlı bir şekilde unobtrusive dediğimiz bu kütüphane hızlı bir şekilde ilgili validasyonları client'a taşımakta ve hata mesajlarını vesaire jQuery tabanlı hızlı bir şekilde sağlamamızı sağlamaktadır diyelim. Bu şekilde kullandığımız bir kütüphane arkadaşlar. Eğer ki her şey, bütün şartlar doğrulandıysa, doğrulandıktan sonra şöyle görüldüğü üzere artık isteğimiz başarılı bir şekilde sunucuya gidecektir. Görüldüğü üzere. Evet, bu şekilde de arkadaşlar client tabanlı validasyonları nasıl yapıldığını incelemiş olduk. Basit bir ders oldu ama yeri gelecek biz bunları kullanacağız. Onun için arkadaşlar, cebimize koyalım, yolumuza devam edelim. Bir sonraki dersimizde layout yapılanmasını inceliyor olacağız. Görüşmek üzere diyelim.